Hem Türkiye'de hem de Amerika'da bankacılık yaptım. Döndüğümden beri de Türkiye'de, yani bir 11 sene falan oldu. Çalışmıyorum ve seyahatlerime devam ediyorum. 2013'te gazetesinin seyahat ekinde yazı yarışmasında birinci oldum. Farklı dergilere yazı yazıyorum. Bloomberg HD Radyo'da program yapıyoruz. Farklı ülkeleri anlatıyoruz. Birkaç tane kitaba, gezi kitabına ben de yazılarımla katkıda bulundum. Turkish Social and Business Culture diye bir e-book yazdım. Şimdi size biraz Hititlerden başlamak üzere, ki bu konunun ben tabii uzmanı değilim. Tayfun Bey sanıyorum bu konunun uzmanı aramızda. Başlayaraktan dünya kadınını da gördüğüm gelenekleri, bize garip gelecek şeyleri anlatmak istiyorum. Şimdi Afrika'da bir köyde sormuşlar, kocanı seviyor musun demişler. Niye sevmeyeyim ki? Her gün eve yemek getiriyor demiş. Bakış bu. Hiç düşündünüz mü? Hangi ülkede kadın olmak istemezdiniz? Ben mesela Japonya'da olmak istemezdim. Amerika'da yaşarken Japon arkadaşım vardı, Sachi. Ve bana hep domestic violence'ın Japonya'da ne kadar fazla olduğunu anlatıyordu. Birkaç defa da babası o kadar kötü dövmüş ki hastanelik olmuş. Ve anlattığı şey bize Prenses Masako'nun, yani Japon prensesinin Oxford'da ekonomi okumasına rağmen, çok da iyi İngilizce biliyor tabii ki, yabancı elçilerle İngilizce konuşması Japon halkı tarafından hiç hoş karşılanmamış. Demişler ki hava atıyor. Onun sadece gülümsemesi gerekiyor. Hiçbir şey yapması gerekmiyor. Kadından beklenen sadece gülümsemesi ve itaat etmesi. Şimdi gezerken gene Amerika'da rastladığım bir kişi de Tansanyalı bir arkadaşımdı. Müslüman Adila. Amerikalı bir beyazla evlendi. Fakat kayınvalidesi bunu asla kabul edemedi. Ve çocuk doğduktan sonra ikinci çocuğunu doğurmak için hastaneye giderken ilk çocuğuna bakmayı da kabul etmedi. İlk çocuğunu yanına alıp hastaneye gitmek zorunda kaldılar. Ve babaanne kıza sürekli neden saçların senin kıvırcık diye böyle bir kompleks aşılamaya çalıştı. Bir diğer tanıştığım insan da gene Michigan'da Hintli Lata'ydı. Ve Lata bana görücü usulüyle evlendiğini anlattı. Amerika'dan 15 günlüğüne gelen çocuk Lata ile görüşüyor. Ve Lata'nın hiç fikrini sormadan babasına telefon açıyor. Ben kızınızı beğendim, ne zaman evleniyoruz diyor. Lata evlenmek istemiyor. Fakat babası diyor ki kızım olmaz. Çünkü zaten ablan da bizden farklı bir kastan birisiyle evleniyor. Herkes hakkımızda dedikodu yapıyor. Senin evlenmen gerekiyor. Çocuğu gördün çünkü. Ve mecburen evleniyor çocukla. Fakat adam çok dindar. Öyle ki yemek yemeden önce bakıyor yıldızlar doğru yerde mi diye. Ona göre yemek yiyor. En sonunda kız boşanma isteğinde bulundu. Ve ailesi kahroldu. Dediler ki anneannen senin yüzünden öldü. Boşandıktan sonra bana sorusu şuydu. Birisine aşık olduğunu nasıl anlarsın? Yani 30 yaşlarında bir insan için bunu sorması bayağı acı gelmişti bana. Bir diğer ülke mesela Bali. Orada da kadınlar sürekli ayinler için tapınakları sunak hazırlamak zorundalar. O yüzden işe gidecek zamanları yok. Peki hangi ülkede siz kadın olmak isterdiniz ve bu sizce ne kuyruğu? Biraz herhalde geç geliyor resimler. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Sizce ne kuyruğu olabilir bu? Herkes Çin'de benimle resim çektirmek için kuyruğa girdi. Tabii ki beyaz tenli olmak, işte gözlerinin farklı olması insanlara çok çekici geliyor. Nazarınız değmesin diye de elem terefiş kem gözleri şiş diyorum. Bu da olduğu gibi Hititçe bir cümle aslında. Nazar için kullanılıyor. Hititler ilginç insanlar. Milattan önce 1600 ile 800 yıllar arasında yaşamışlar Anadolu'da. Hititlerde büyü var, büyüye inanıyorlar. Musa'ya al basması denir. Hititlerden gelme, Muska Hititlerde var. Tanrı'nın emriyle kız istiyorlar. Doğaya at kurban ediyorlar ve bugün hala Çorum'un bazı köylerinde bu gelenek devam ediyor. Ama atın etini yemiyorlar, sadece doğaya bırakıyorlar. Savaş arabasını ilk kullanan da Hititler. Yasaları Roma yasalarının temeli. Çiğdem Bayramı diye bayramları var. Çiğdem çiçeği toplayıp yiyeceklerine koyuyorlar. Bugün hala Çorum'un bazı köylerinde bu bayram devam ediyor. Düşünün milattan önce 1600'den bugün kaç yılındayız? 4 sene neredeyse devam eden bir süreç. Demiri ilk kullanan, demirden ilk silah yapan da onlar. Tabii savaş arabasını ilk kullandıkları için savaşlarında büyük başarılar elde ediyorlar.
Şimdi Hitit kadından bahsedecek olursak, Hitit Tanrılar Birliği'nin başında Ayna şehrinin güneş tanrıçası var. Hitit kadını dokumacı, terzi, ebe, sütçü olarak görülüyor tarihte. Gelirleri sizce erkeğe oranla nasıl? %50 daha az kazanıyorlar elbette. Dini törenlerde çok yeri var kadının. 170 tane bayramları var Hititlerin ve toplam 48 gün sürüyor. Baş rahibe ve rahibeler Tanrı'nın anası, Tanrı'nın kız kardeşi, Tanrı'nın hanımı gibi sıfatlar alıyorlar. Ve bu dini törenlerde de kraliyet ailesinin yanında yer alıyorlar. Bazen de tek başına yönetiyorlar törenleri. Sunakları hazırlıyorlar, tapınağı hazırlıyorlar. Kraliyetten biri ölünce de bu yakma işlemini ve ardından kemiklerin toplanması ve kurunması işlemini gene kadınlar yapıyor. Cenaze 15 gün sürüyor Hititlerde. İki tane kadın var burada majör rol oynayan. Bir tanesi ihtiyar kadın, öbürsü büyücü kadın. Karşılıklı oturuyorlar, ellerine bir terazi alıyorlar. Terazinin bir kefesini toprakla, diğer kefesini de altın ya da değerli taşlarla dolduruyorlar. Ölü öbür diyara kim götürecek diye soruyorlar. Ardından güneş tanrısının karşısında bu teraziyi kırıyorlar. Devamında da şarkılar söyleyip ağlayıp dövünüyorlar ve at ya da sığır kafası yakarak kurban veriyorlar. Hititler öncesi Anadolu'da kraliçenin konumuna bakarsak M.Ö. 2000'lerde 5 tane şehir devleti var. Bu devletlerde rubatum adı verilen kraliçeler var. Bu devletler, şehir devletleri de Kaniş, Vahşuşana, Luhuzatya, Ankuva, Timerkia. Otorite ve egemenliğe sahip kraliçeler, ticari alanda etkinler, hükümdarlık konusunda geniş yetkileri var. Şimdi Hititlerden önce Anadolu'ya baktık. Hititler de aynı dönemde Mısır ve Mezopotamya'daki diğer kraliçelere bakacağız. Onların ise dini görevleri, resmen politik yetkileri, memleketi ve uyrukları üzerinde hükmetme nüfuzu yok. Oysa Hititler'de krala eşit hükmetme yetkisi var kraliçenin. Dış politikaya bizzat karışıyor, devletler arası hukukta söz sahibi oluyor, krallığın bağımsız bir temsilcisi olarak politika sahnesinde boy gösteriyor. Kraliçelere Tavananna deniyor. Egemen kraliçe, ana kraliçe unvanını taşıyorlar. Ne zamana kadar taşıyorlar? Yeni kraliçe gelene kadar değil. Ölene kadar taşıyorlar. Verilen hak geri alınmaz çünkü. Yeni kralın eşi bu unvanı ne zaman alabiliyor? Ancak eski kraliçe öldüğünde. Hitit kraliçeleri aynı krallar gibi öldükten sonra ne oluyorlar? Tanrı oluyorlar. Onların da adlarına kurbanlar kesiliyor. Zaman zaman tek başına vakıf, bağış, yönetmelik, yazdırmak gibi görevleri var. Mesela bir örnek, yıkılmış fırtına tanrısının restorasyonu ile ilgili bir metin bizzat kraliçe Ashmunikal tarafından M.Ö. 13. yüzyılda yazılmış. Mühürlerde çift başlı kartal tanrıça sembolü. Adı kraliyet mühüründe bulunuyor. Uluslararası anlaşmalar ve devlet yazışmalarında kralın adında onun da tabii ki ismi yer alıyor. Mührü kim taşıyor? Kraliyet mührünü kral ve kraliçe beraber taşıyor. Kral başkentte değilse yönetme ve dini yetkiler kimin? Tabii ki kraliçenin. Kurban törenini o yönetiyor. Çiğdem Bayramı'nın 9. günü kraliçenin sarayında büyük bir tören veriliyor. 18. gününde de kral fırtına tanrısını tapınakta kutsarken kraliçe Arina şehrinin güneş tanrıçasını evinde kutsuyor. Şimdi tabii ki entrikalar da oluyor her devlette olduğu gibi. Birinci Hattuşili'ye kadar veliaht kim? Kralın kız kardeşinin oğlu. Fakat meşru olmayan kraliçe Hastayar o kadar entrika çeviriyor ki birinci Hattuşili kız kardeşinin oğluna vermek yerine veliahtlığı torunu birinci Murşili'ye veriyor. Ve kendi kızına kızıyor gene bu Hastayar'ın söylentileri yüzünden. Ve onu evlatlıktan reddediyor. Verdiği malı mülkü de geri alıyor. Şubbilülümman'ın son eşi, kocası öldükten sonraki kral 2. Murşili devrinde büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Ve kral ona dava açıyor. Yani ben kralım dediğim olur demiyor. Bir dava açılıyor kraliçeye karşı. Diyorlar ki tapınaklardaki adak eşyalarını aldı, başkalarına sattı. Haraç yiyor,
ve kraliçeye büyü yaptı. Bunun sonucunda tahtından indiriliyor kraliçe. Pudehepa ise Hititlerin en önemli kraliçesi. Kral 3. Hattuşi'nin eşi. Politik hayata karışıyor. Yasal davaları başkanlık yapıyor. Krala danışman olaraktan yardımcı oluyor. Dini metinlerin derlenip toplanmasını sağlıyor. Ayinleri ve tanrıları sistematik olarak düzenliyor. Ona ait birçok dua, adak metni ve emriyle yazılmış dini yazıtlar bugün elimize geçmiş durumda. Birçok devlet başkanı ile resmi yazışmaları var. Mesela Mısır Firavunu 2. Ramses ona kız kardeşim diye hitap ediyor ve kocasına da erkek kardeşim. Nefertari Mısır kraliçesi ona direkt mektup yazıyor. Mısır'dan gelen 100 mektuptan 15'i direkt ona hitap ediyor. Ticari bir davada bir tazminat belgesinde de mührü var. Kralla oğluyla ortak mühürleri olduğu gibi tek başına da mührü var. Kral soyundan gelenlerin evlenmelerinde de katkıda bulunuyor. Bu da onun politik hayatta ne kadar önemli bir yer aldığını gösteriyor bize. Şimdi M.Ö. 1260'ta Kadeş Anlaşması yapıldı biliyorsunuz. Uluslararası bir anlaşma Mısır'la Hititler arasında. Kimin mührü var? Hem kralın mührü var hem de kraliçenin. Eşinden sonra oğlunun krallığı süresi içinde de Tavananna yani kraliçe olaraktan, ana kraliçe olaraktan devam ediyor yönetimine. Oğlunun hükümdarlığında Kargamış kralına toprak bağışlıyor Puduhepa. Hititlerin kılık kıyafetlerine bakacak olursak elbiseleri uzun, bazen pileli, püsküllü renkli kuşakla bele bağlı bir önlükleri var. Kapüşonlar takıyorlar, ucu kalkık sivri pabuçlar giyiyorlar. Halka küpe, diadem, çelenk takıyorlar. Genç Hitit çağında da bilezikler, gerdanlıklar, fibulalar, halhallar gözüküyor. Bukleler, ip bağcıklı sandallar ve sol elde lotus da kraliçenin sembolü haline geliyor frizlerde. Evliliğe bakacak olursak Hititlerde erkek başlık parası ödüyor, kız da çeyiz getiriyor. Çocuk sayısı arttıkça kadının toplumdaki değeri de artıyor. Levirat denen bir gelenekleri var. Bizim Doğu Anadolu'da da duyduğumuz ara ara koca ölünce kadını kocanın kız erkek kardeşiyle evlendirme geleneği. Bu Hititlerden gelen bir gelenek. Yakın akraba evliliği yasak. Enseste ölüm cezası veriliyor. Boşanma hakkı var kadının. Mal eşit paylaşılıyor boşanmada. Çocukların vesayet ve bakım babaya düşüyor. Kız kaçırana sen kurt oldun diyorlar ve toplumdan aforoz ediyorlar. Eğer zina cezası, zina daha doğrusu şehirde işlenirse bunun cezası ölüm. Erkek kadını öldürürse buna ceza almıyor erkek. Fakat bu dağda işlenirse bu ceza diyorlar ki kadın orada kendini koruyamaz. Bağırıp çağırsa da kimse yardım edemez. O yüzden ceza erkeğe veriliyor. Şimdi bu frizlerde Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve yanında da Karagöz Hacivat'ı görüyorsunuz. Bakın ayakkabıları, şapkası birbirine nasıl benziyor. Erkek veya kadını yaraladığınızda ceza aynı. Erkek ya da kadına göre bir farklı ceza yok. Sadece köle ya da free olan insana göre ayrı bir ceza var. Kadının mirası çocuklarına kalıyor. Kocanın mirası ise kadına kalıyor. Doğum ise sandalyede gerçekleştiriyor dediklerde. Şimdi biraz aile kurmadan bahsedeceğim dünyadan. Prokopius der ki, Justinian soylu bir kadınla evlenebilirdi. Halkın gözünden uzak yaşayan, iffetli olmayı bilen, alçak gönüllü, hala bakire ve canlı göğüsleri olan bir kadınla. Ve Theodora bildiğiniz üzere işte bir diyorlar ki barmenin kızıydı, ayı oynatıcısının kızıydı, işte evlenmeden önce çocuğu vardı fakat son derece güçlü bir imparatoriçe Bizans'ta yaşamış 6. yüzyılda. Şimdi hiç düşündünüz mü gelinlikler neden beyazdır diye? Eskiden renkli gelinlikler varmış. Fakat Kraliçe Victoria herkese demiş ki tutumlu olun, ekonomik tedbirler alın. Ve o günlerde de en ucuz renk beyaz olduğu için kendi gelinliğini beyaz seçmiş. Ve ilk defa olarak da medyayı düğününe çağırmış ve böylelikle de halkla bir iletişim kurmaya çalışmış Kraliçe Victoria. Ve eşini de çok erken kaybetmiş biliyorsunuz. Ve senelerce 80 küsur yaşına kadar yaşamış yanlış hatırlamıyorsam. Senelerce her gün kocasına kıyafet hazırlamış.
Fakat bu arada bir İngiliz uçakla bir de Hintli uçağıyla beraber olduğu söyleniyor. Hatta İngiliz uçağının ona bayan yani Kraliçe Victoria yerine kendi soyadıyla bayan eşiymiş gibi hitap ettiği anlatılıyor. Kraliçe Victoria senelerce saraydan çıkmamış. Fakat şu Wild Wild West Show var ya Bill Cody'nin, o ilk defa İngiltere'ye geldiğinde onu seyretmek için ilk defa saraydan çıkmış. Peki gelinler neden buket taşır hiç düşündünüz mü? Tabii eskiden insanlar genelde paganmış ve şeytanlar geline dadanmasın diye aslında sarımsak demeti taşırmış gelinler. Fakat bu yıllar içinde çiçek demetine dönüşmüş. Şimdi Kamboçya'da 3 günle bir hafta boyunca sürüyor düğün. Her güne de farklı bir kıyafet rengi seçiyor gelin ve her gelen de o renk kıyafeti giymek zorunda. Ölülere dua ediyorlar, rahipler geliyor, atalarına dua ediyorlar. Kamboçyalı çocuklar neyle oynuyor hiç düşündünüz mü? Onlar doğayla oynuyor. Ya turtle var elinde, ya sinek var. Birkaç kuruş bahşiş uğruna sizin yaptığınız tekne türlerinin yanlarına yaklaşıyorlar. Bakın boynunda emziği ama bir elinde yılanı, öbür elinde de kaplumbağasıyla meyve satmaya çalışıyor bu çocuklar. Bhutan'da ise çocuk doğduğunda anne 3 gün boyunca hiç kimseyle görüştürülmüyor. Neden? Çünkü işte kötü ruhlar ona musallat olmasın diye. Hangi gün doğduğunuzu biliyor musunuz? Ben mesela Perşembe doğmuşum. Eğer bilmiyorsanız Bhutan'da ilk isminizi bilmiyorsunuz demektir. Çünkü herkesin ilk ismi hangi gün doğduysa o gün. Bebeğe hediye olarak da gelen şeyler giysi, mısır, pirinç ve un. Şimdi Bhutan'da insanlar sabahtan akşama kadar her gün geleneksel kıyafetleri giymek zorundalar. Omuzlarda gördüğünüz o şal dini kıyafetlerin bir parçası, tapınağa giderken o şalları olması gerekiyor. Fakat Yves Saint Laurent bu kollar böyle kıvrık ve farklı bir renkte ya, bunu Bhutan'da görüyor Yves Saint Laurent'le Burberry, bunu moda olarak atıp akımı olaraktan da uyguluyor. Ardından ayakkabıları görüyorsunuz. Bundan birkaç sene önceye kadar bu ayakkabıları hepimiz giydik. Fendi onların ayakkabılarını moda akımı olaraktan bütün dünyaya yayıyor. Ve eteklerine kira deniyor. 2011'de Bhutan'ın kralı evlendi. Londra'da uluslararası ilişkiler okumuş olan bir kızla. Bhutan kralının babası 4 kız kardeşle evliydi. Fakat yeni kral bu kuralı kaldırdı. Ve düğün esnasında da karısının ona sonsuz hayat içkisini vermesi gerekiyordu. Böylelikle de sonsuz bir hayatları, mutlulukları olsun diyerekten. Şimdi Aşvari'yi hepimiz biliyoruz Pride and Prejudice filminden. Aşvari evleneceği zaman astrologları soruyor. İşte bu kişiyle evleneceğim ne diyorsunuz diye. Diyorlar ki senin evleneceğin ilk kişi ölecek. İlk eşin ölecek. Ne yapacağım? Adam ölmesin. Seni muz ağacıyla evlendirelim diyorlar. Muz ağacı ile evlendiriliyor ve hakikaten söylediklerine göre muz ağacı ölüyor. Şimdi bir düğün mevsimi var Hindistan'da çünkü yıldızların doğru yerde olması gerekiyor. O yüzden de düğün mevsiminde Hindistan IMF'den 200 ton altın alıyor. Gelenler tatlı hediye getiriyorlar. Neden? Hayatları tatlı olsun diyerekten. Gelinler genelde kırmızı giyiyor Hindistan'da. Neden? Çünkü tutku, güç, sağlık, yeni hayatın sembolü. Gelinler. Amerika'da yaşayan Hintliler Hindistan'da gazete ilanları veriyorlar. Şu tarihten şu tarih Hindistan'da olacağım, kendime eş arıyorum ve penny pincher böyle gibi kelimeler kullanıyorlar. İşte çok cimriyim ya da çok tutumluyum anlamına gelecek şekilde. Evlendikleri gün bir kova balık götürüyor gelin eşinin evine. Ateşe buğday atıyorlar. Evlilik peki nasıl gerçekleşiyor? Erkek kadının elini tuttuğunda. Düğünün birinci günde öğlen yemekli bir kına yapılıyor kızın ve arkadaşları için. İkinci gün sabahleyin yoğurt ve pirinç yediriliyor kıza. Ardından da kutsal nehirler davet ediliyor düğüne ve sadece o gün su içebiliyor, başka bir şey yemiyor. Akşamında da evlilik gerçekleşiyor. Üçüncü gün safran sürüyorlar geline. Çünkü safranın sarı rengi hasatın, güneşin rengi. Gene su içiyor. Bir tahtanın böyle dört köşeli bir tahtanın dört kenarına seramik kap koyuyorlar.
Gelin bunları ayaklarıyla kırıyor ki ailesiyle olan son bağlarını da koparmış olsun. Ertesi günde gelinin yemek yapması bekleniyor kayınvalide, kayınpeder ve eşine. Böylelikle de testten geçmesi gerekiyor. Fakat kayınvalide, kayınpeder, damat yerken yemeği gelin yemiyor. Kayınvalidenin 5 defa ısrar etmesi gerekiyor ki yemeye başlayabilsin. Tabii kas sorunu var hala yasak olmasına rağmen. Farklı kaslardan insanlar evlenemiyor. Ben Hindistan'dayken okudum gazetede. Farklı kaslardan iki çocuk birbirini sevmiş, aşık olmuş. Fakat kasaba onları kasabanın girişine asmış ve cesetler de kuruyana kadar kaldırmamışlar ki herkese ceza olsun, işte ders olsun diyerekten. Hindistan'da 40 milyon ilkokul çocuğu okula gitmiyor. %92'si ikinci sınıfa geçemiyor. 12 yaşta çoğunlukla okulu bırakıyorlar. Büyüklerin %61'i, kadınların %50'si okuma yazma bilmiyor. Hindistan'da saat başı 2 kaçırma, 2 tecavüz, 4 sataşma, 7 aile şiddeti yaşanıyor. Boşanmış kadın toplumdan aforoz ediliyor. 40 milyon dul sokaklarda dileniyor. Dullar artık kırmızı giyemiyor, beyaz giyiyorlar, bileziklerini çıkarıyorlar ki herkes dul olduğunu anlasın diye. Erkek çocuk istiyor Hintliler. Neden? Çünkü biliyorsunuz Hindular yakılıyor. İlk ateşi yakacak olan, çakmağı çakacak olan da erkek çocuk. O yüzden de erkek çocuk istiyorlar. Ayrıca kız maliyetle, çünkü evlenirken başlık parasını kız tarafı ödüyor. 1961'de yasaklanmış olmasına rağmen başlık parası hala devam ediyor. Ve sözlü anlaşma yapıyorlar evlenmeden önce. Ama bu anlaşma hiçbir zaman yerine getirilmiyor. Ve fiyatta sürekli bir artış oluyor. Başlık parası ödeyemediği için 4 saatte bir kadın intihar ediyor Hindistan'da. Başlık parası ödeyebilirse bu sefer de adam başlık parasını alıyor. Birkaç ay sonra mutfak yangını çıkıyor. Mutfak yangında ne şans ki karısı yanarak ölüyor. Adam başka birisiyle evlenip yeniden başlık parası alıyor. Erkek çocuk doğurursa bir ay boyunca hamile hanım şeye gitmesi gerekmiyor. Evde kalıp dinleniyor, tarlaya gitmiyor. Fakat kız doğurursa 3 gün içinde tarlaya gitmesi gerekiyor. Bu yüzden de bir çözüm bulmuşlar. Çözüm ne? Cinsiyet belirlendikten sonra kürtaj. Fakat 1994'te bu da yasaklanmış. Ama hala tabii ki saman altından yürütülüyor. 20 yılda 10 milyon kız bebek kürtaj yapılmış Hindistan'da. Kadınların %90'ı kötü besleniyor. Hatta kız çocuk olursa beslemiyorlar ki ölsün diye. Halbuki hükümet kız çocuğa okul için yılda $100 ödüyor. Mezun olunca da $2,250 veriyor. Nepal'de ise kız çocukları güneşin oğluyla evlendirildiklerinde kırmızı gelinlik giyiyorlar. Her sabah ve her akşam çatıya çıkıyorlar ve güneşi, yani kocalarını selamlıyorlar. Bu çocukların kocaları ileride ölse de bu evliliği yaptığı için hiçbir zaman dul kalmayacağına inanıyorlar. Nepal'de kadınlar eşlerine tanrım diye hitap ediyorlar. Ve Nepalli kadınlar mutlaka makyaj yapmaya ve mücevher takmaya çalışıyorlar ki bereket tanrısı Lakshmi onların yanına gelsin, onlara bereket getirsin. Ne kadar kiloluysa o kadar sağlıklı ve varlıklı anlamına geliyor. Hanımların göğüsleri iç gıcıklayıcıdır bir sürü erkek için ama burada bacaklar. O yüzden de asla mini etek giymiyorlar. Genç kızlar ancak evlendikten sonra kırmızı giyebiliyorlar. Nepal'de ise Kumari denen yaşayan tanrıça var. 32 mükemmellik aranıyor bu çocukta. İşte sivilce, çizik, kızarıklık olamaz. Belli bir kastan gelmesi zorunlu. Fakat bu çocuk Blue Çağ'ına gelince artık sen Kumari değilsin. Evine deyip çocuğu yolluyorlar. Bunlardan bir tanesini yazdığı biyografiyi okudum. Kız diyor ki ben kumarını bitip de eve döndüğümde okula başladım. Ama okula belli bir saatte gitmem gerektiğini anlayamadım. Çünkü festivaller ben gitmeden hiçbir zaman başlamazdı. Bali'de ise nereye gidiyorsun? Nereden geliyorsun? Üçüncü soru, evli misin? Nüfus sayımını da adam başına yapmıyorlar. Aile başına yapıyorlar Bali'de. Bali biliyorsunuz Endonezya'da bir ada. İki çocuk yeter sloganı yazılı her yerde. 6 ay kucakta taşıyorlar çocuğu. Çünkü tanrıların hediyesi olduğu için toprağa basıp da kirlenmesin diye.
210 gün bir Bali yılı ediyor. 210. günde çocuğu kutsuyorlar, bizim kırk çıkarma gibi bir ziyafet veriyorlar. Bebek ismi de doğadaki döngüyü sembolize ediyor. Yani nasıl oluyor? Çocuğun kız ya da erkek olması fark etmiyor. İlk doğan çocuk için Vayan, Putu ya da Gerde isimlerinden birini seçiyorlar. Üç tane isim var. İkinci çocuk için başka üç isim var. Bu beşe kadar devam ediyor. Altıncı çocuk olursa ilk set isme geri dönüyorlar. Çocuklar ergenlik çağına gelince köpek dişlerini törpülüyorlar. Çünkü bu son derece vahşi bir şey onların geleneklerinde. Borneo'da ise bebek taşıma aparatlarını çok güzel süslüyorlar. Hatta bu müzelerde, Boston'da bir müzede çektim bunu. Her sabah da anne bir ipi bu aparata bağlıyor. Bir parçasını da ucunu da bebeğin eline bağlıyor ki ruh şeyi çocuğu terk etmesin. Aparatı beğensin ve orada kalsın diye. Yoksa çocuğun hastalanacağına inanıyorlar. Tabii bu çocuk taşıma şeyleri, aparatları bir ülkeden diğerine değişiyor. Çin'de de buna benzer başka bir aparat var. Onlar da el işiyle süslemişler. Şimdi 1988 ejderha yılı ve Çinliler bunun en bolluk, bereket, şanslılık getirecek yıl olduğuna inanıyorlar. Ve son dakikalarında, son saatlerinde 1988'in hastanelere koşuyorlar ki sezaryenle çocuklarını aldırsınlar. Çocuk o şanslı yılda doğsun diyerekten. Etiyopya'da ve Butan'da da gene benzer şekilde çocuklarını taşıyor anneler. Ya hayvan derisinden ya bir kumaş parçasından çocuklara böyle kangurular yapmışlar. Kore'de görücünün görevi birbirini hani buluyor kızı erkeği ama bir yandan da atalarını araştırıyor ki hiçbir akraba olmasın aralarında diyerekten. Yoksa bu hani son derece kötü bir şey. Çocuklar hastalıklı doğacak, sakat doğacak diye inanıyorlar. Ve gelin kahkaha atarsa sırf kız doğduracağına inanıyorlar. Evlendikten sonra kestane ve hurma atıyorlar geline. Ne kadar çok eteğinde toplarsa o kadar da çok çocuğu olacağı düşünülüyor. Kadın evlendikten sonra soyadını koruyor ki böylelikle soyu ayrı takip edilebilsin. Kadından beklenen tabii ki kör itaat. Sesinin ev dışına çıkmaması gerekiyor. Düğünde erişte yiyorlar ki uzun bir hayatları olsun. Güzel gelin de makbul değil Kore'de. Çünkü o sadece kendiyle ilgilenir, çocuklarıyla ilgilenmez diye düşünüyorlar. Gelinlerin bu düğün kıyafetlerinin kolları geniş oluyor ki yüzlerini saklayaraktan çıksınlar. Bir anlamda duvak oluyor yani. Evlendikten sonra kadının ismi Ahmet'in eşi, Mehmet'in eşi gibi oluyor. Kendi ismi kullanılmıyor. Ve suratlarındaki yuvarlak kırmızılar da yonji, konji. Bunlar da nazardan koruyor gelini. Çocuk doğduğunda ise 101. doğum gününde yani bizim 40 anlayışımızda belki bir yaşına geldiği düşünülüyor çocuğun. Ve diş buğdayı yapılıyor. Aynı bizim bildiğimiz diş buğdayı orada da yapılıyor Kore'de. İşte farklı objeler koyuyorlar ki çocuğun gelecekteki mesleği belli olsun diyerekten. Güney Kore'de bir atasözü var. Üç kızı olanın evine hırsız girmez. Neden? Çünkü kızlar evlenirken her şeyi götürürler. Hırsızın çalacağı bir şey kalmaz. 1920'lerde hala Güney Kore'de kız çocuklarını eşeklerle değiştiriyorlarmış. Oğlan neden önemli Koreliler için? Çünkü ruhani sonsuzluk anlamına geliyor oğlan. Özbekistan'da düğünde tuzlu suya batırılmış ekmek yediriyorlar damatla geline ki bütün hayatları boyunca tuzla suyla tuzlu suya batırılmış ekmek gibi birbirinden ayrılmasınlar diye. Kunming Yunnan'da bir Çin'in Yunnan bölgesinde bir şehir. Burada etnik insanlar var. Çin'in etnik insanların üçte ikisi burada yaşıyor. Bu etnik gruplardan bir tanesi Yi kadınları. Yi kadınları kimle evleniyor? Esmer tenlerle evleniyor. Çünkü esmer tenlinin tarlada çalıştığını, çalışkan olduğunu düşünüyorlar. Geleni kaçırıyorlar ve kaçırmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Kaçırmaya gelenlere de gelinin ailesi su ve kül atıyor ki onlar da onları kaçırsın. Şimdi davulla tokmağın birbirine vurması cinsel ilişkiyi anlatıyor Çin'de. Bir şeydir dansları var. Nasıl okunuyor çok emin değilim ama Tiao Chai gibi bir şey böyle. Çin davulu ve klarneti Suana eşliğinde bir yandan dans ediyor kadınlar.
Bir yandan da 20 tabağı aynı anda bir damla çorba bile dökmeden taşıdıklarını iddia ediyorlar. Gene Yi halkı başlarındaki şapkalarda üçgen taşıyorlar. Üç tane şapkasında üçgen varsa bekar anlamına geliyor. İki tane varsa da evli anlamına geliyor. Bir başka etnik grup ise Bayiler. Yazılı lisanları yok, şarkı söyler gibi konuşuyorlar. Şarkı söylemeyip dans edemeyen kızın güzel olması onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Bunların da erkeklerdeki makbul sigara içeni ve içki içeni. Düğünde acı çay hayatı, ballı çay balayını, baharatlı çay ise duyguları sembolize ettiğinden içiliyor. Lijiang'da Nakşiler başka bir etnik grup. Burada da kadın çok önemli. Çünkü erkekler hayvanlarla beraber Tibet'e gidiyorlar. Kadınlar da evde yani şehirde kalıp bütün ticaret işini, çocuklara bakma işini, evle ilgili her sorunu handle etmek zorunda. Ve 1400 piktogramları olan bir alfabeleri var Nakşilerin. Kadın kelimesi yani piktogramı hangi kelimenin önüne gelirse büyük, yüce anlamını yani böyle bir sıfata dönüşüyor kadın kelimesi bir nesnenin önüne gelince. Böyle bir lisanları var. İstedikleriyle flört ediyorlar ama evlilik zamanı gelince aile kimle evleneceğine karar veriyor. Evlenmeden hamile kalınca töre gereği onlarda da maalesef kızları öldürüyorlar. O yüzden onlar da intihar etmeyi tercih ediyor. Ve sevdikleriyle evlenemedikleri için ya da hamile kaldıklarında en güzel kıyafetlerini giyiyorlar. Dağın en güzel noktasına gidiyorlar. Yağda kaynatılmış bir tür kökü, zehirli bir kökü içiyorlar, yiyorlar ve böylelikle kendilerini zehirleyip intihar ediyorlar. Peki Nakşiler nasıl uyuyor? Çıplak uyuyor Nakşiler, çırılçıplak. Ama evli çiftler beraber uyumuyor. Ayrı ayrı uyuyorlar. Bunu eğer beraber uyuduklarını öğrenirse büyük bir ayıba sebep oluyor köy halkı arasında çiftlerin beraber uyuması. Nakşiler anaerkil, biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi Tibet tarihinde çay at yolu diye bir şey var. Tibet'e çay götürüyorlar Nakşiler. Gelirken de Tibet'ten at getiriyorlar. Çünkü Tibet yüksek olduğu için çayın içindeki enzimler yükseklik hastalığına iyi geliyor. Erkekler yoldayken de tabii ki kadınlar sabahın köründen akşamın körüne kadar çalışıyorlar. O şakaklarında gördüğünüz yuvarlaklar güneş ve ayı sembolize ediyor. O çapraz kurdele ise evli olduğu anlamına geliyor Nakşi kadınının. Nakşilerde bir kız doğduğunda hemen bir siyah kuzuyu ailesi beslemeye başlıyor. Kuzu iyice büyüyünce kesiyorlar ve onun postundan kadınlara şal yapıyorlar ki işte sırtını korusun çünkü sabahın köründen akşamın körüne kadar çalışıyor ya. Bu şalın ismi de Güneş ve Yıldızların Işığında. Dali'de gene Yunan bölgesinde Çin'de 13 yaşındaki Nakşi kızı yeni yıldan bir gece önce yemekli, içkili, danslı etek giydirme töreni yapıyorlar. Artık sen bir genç kız oldun anlamına geliyor. Törende kız ailesine teşekkür ediyor o güne kadar ona verdikleri işte yiyecekte, eğitimde, her ne aklınıza gelirse böyle bir teşekkür ediyor. O günden sonra da artık flört etmeye hak kazanıyor. Yine aynı gece erkeklere de pantolon giydirme töreni yapıyorlar. Erkek çocuk sağ elinde bıçak, sol elinde para tutarken bir ayağını pirinç torbasına, diğer ayağını da domuz etine doğru uzatıyor ki zengin olsun, başarılı olsun hayatta diye. Shangri-La ise yine Tibetlilerin yaşadığı bir kent içinde. Burada da insanlar yörük. Şimdi hayvanlarla birisinin tabii yaylaya gitmesi gerekiyor. Çocuklarla da birisinin kalması gerekiyor ama bir kişi çocuklarla baş edemez kadın diyerekten pratik bir çözüm buluyorlar. Bir kadın iki erkekle evleniyor. Daha doğrusu iki erkek kardeşle evleniyor. Ve hiçbir zaman da çocuğun kimden olduğu sorgulanmıyor. Çünkü her zaman abiden oluyor. Yine Çin'de Yunan bölgesinde Yao köyü var. Kadınlar saçlarını uzatıyorlar. En uzun 207 santim, averajda 160 santime denk geliyor. Sadece bir kez o da 16 yaşında saçlarını kesiyorlar. Evlenmeden saçını eğer görürse erkek ne oluyor?
Kayınpederin evinde 3 sene boyunca çalışması gerekiyor. Genelde bu saçları mavi bir eşarbın altında saklıyorlar. Yahu halkı sizi severse bunu nasıl gösteriyor? Poponuza cimdik atıyor. Ve dans sırasında da süresi böyle popoyla gayet şiddetli bir şekilde vuruyor. Şimdi başlarında 3 parça saç taşıyorlar. Bir tanesi kendi saçları. İkincisi ve üçüncüsü ne olabilir? Bir diğeri 16 yaşına kestikleri saçı. Üçüncüsü de seneler içinde dökülen saçları. Hiç dökülen saçlarınızı toplamayı düşündünüz mü? Miyolarda başka bir etnik kabile. Bunlarda da kız kardeşi yemeği festivali oluyor. İlk defa kızlar ve erkekler bu festivalde flört ediyorlar. Erkek kızı beğenirse pirinç getiriyor. Eğer kız da erkeği beğenirse chopstick'i pirincin içine saplıyor. Böylelikle birbirlerini beğendiklerini anlıyorlar. Ve gümüş takmayan kadına kadın demiyorlar. O yüzden böyle abartılı gümüş takıları var bu köyün. Şimdi çocuklar için hacetleri geldiğinde pratik bir çözüm bulmuşlar. Pratik bir kıyafet. Erkek çocuğunun pantolonun önünde ve arkasında bir pencere oluyor. Hacet gelince oturuyorlar. Büyük küçük fark etmiyor. Oldukları yere yapıyorlar. Havalimanında binanın içerisinde halının üstüne bile yaparken gördüm. Bir müzenin bahçesinde de çocuk büyük tuvaletini yaptı. Yeni Çin'de Mosollar ise anaerkil bir etnik grup. Dersine çalışmayan erkek çocukla hiç ilgilenmiyorlar ama kız çocuk çalışmıyorsa onu çalışsın diye zorluyorlar okulunu bitirsin diye. Erkek çocuk ise kale alınmıyor. Soyunu devam ettireceği için kız çocuk istiyor bütün anneler. Mülkiyet kime geçiyor? Elbette kız çocuğa geçiyor. Evlilik diye bir şey yok. O yüzden babanın kim olduğu da hiç önemli değil. Bir şapka asıyorlar kapılarına. Ona göre işte erkekle kadın beraber oluyor. Eğer sırf erkek çocuğu sahipse bir kadın, üzüntüyle sadece oğlum var diyor. Şimdi Çin'deki imparatoriçelerden bir tanesi çok önemli Wu Zetian. 50 sene refah dönemi yaşatıyor. 690'larda imparator öldükten sonra imparatoriçe oluyor. Ama nasıl oluyor? Bir tabii ki entrika çeviriyor. Kendi oğlunu öldürüyor ve diyor ki diğer imparatoriçe benim oğlumu öldürdü. Ve ardından da imparatoriçe oluyor. Onun zamanında dinde özgürlük, kozmopolitan bir başkent, av, ata binmeye, seyahat hakları kadına, iş sahibi olma hakkı kadın için, özgürce evlenme, boşanma hakkı veriliyor. Ve Çin'in ilk kez kadın başbakanı da onun döneminde oluyor. Diplomasiye çok önem veriyor. Uluslararası ticaret yapan açık bir toplum yaratıyor. Kıtlık olmasın diye pirinç siloları yaptırıyor kadın. Doğu Çin'den kanallarla pirinç getiriyor. 7. yüzyılda kuraklık olduğunda bu pirinç silolardaki yiyecekle besleniyorlar. Ve 10 sene boyunca hiç nemlenmeden pirinç bu silolarda kalabiliyor. 690'lardan bahsediyoruz yani. Düşünün. Bir başka kraliçe ise 19. yüzyıl başlarında yaşamış Çingisi. 47 sene boyunca sarı ipek perdenin arkasından oğlu ve torunu zamanında ülkeyi yönetiyor. Bu yazlık sarayı da o kendisi için yaptırıyor. Uygur bölgesinde ise iki defa çay partisi yapıyorlar. Birincisinde aileler tanışıyor. İkincisinde de bir lokantaya gidiliyor saat 11 gibi. Kız tarafına elbise, başlık parası, bir takım kırmızı altın, bir takım yeşil altın, bir takım sarı altın verilmesi gerekiyor. Kürk minimumda 10 bin lira para veriliyor. Erkeğe de takım elbise ve saat veriliyor. Ev ve eşyaları nasıl yapıyorlar? Evi erkek alıyor, eşyaları ise kız getiriyor. Şimdi bu gördüğünüz kırmızılı bayan gelin. Biraz önce dedim ya gelinlikler eskiden renkliydi diye. Ve her düğünde davaz diye bir gelenek var. Bu gelenekte de bir çocuk cambaz ipin üstünde ya da sopanın üstünde yürüyor, cambazlık yapıyor. Bu da Uygur'da görülen bir gelenek. Şimdi evlenince saçları iki örgü yapıyor gelin adayı. Sabahleyin 5.30'da imam nikahı kırılıyor. 11'de ise lokantaya geliniyor. 3'te öğleden sonra yüz görümlüğü takılıyor. Damada gene tuzlu ekmek yediriyorlar. Bu sefer karısının sözünü dinlesin diye. Gelin ateşin üstüne atlıyor ki pagan geleneklerden geliyor bu da. Damat peki arabaya nasıl götürülüyor düğün bitiminde? Arkadaşlarının omzunda Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleriyle.
Bir başka Çinli ise ilginç bir bilim kadını. Turfan'da 101 farklı kavun var bugün onun sayesinde. Kavunun peşine düşüyor. Kavunun atasını bulmaya çalışıyor. Nasıl buğdayın atası bulunmaya çalışılırsa bugün. O da aynı şey yapıyor 1960'larda. 2 gün boyunca yürüyerekten kavunun atasını buluyor. Amerika'dan ve Japonya'dan öğrencileri kadından ders almaya geliyorlar. Ve bu hanım evli olmasına, 2 çocuklu olmasına rağmen çocuklarına kız kardeşi bakıyor. Çocukları anneye teyze diyorlar. Ve kocası ölüm döşeğinde hastanedeyken gidemiyor. Çünkü gene kavun peşinde dolaşıyor. Hakikaten Turfan'ın kavunları, Turfan'da derler ya, çok meşhur. Uçağa bindiğimizde herkes oradan kavun almıştı. Tabii bavulların yanında kavunlar patlamış. Herkesin bavulu da yapış yapış geldi en sonunda Turfan'da. Kaşgar'da ise kadını ayakkabı boyacısı olarak görüyorsunuz. Motosikletin üstünde görüyorsunuz. Toplumun her kesiminde kadın bilfiil çalışıyor Kaşgar'da. Tibet'te ise evli kadınlar bu gördüğünüz şeyleri takıyor, önlükleri takıyor. Dikkat ettiyseniz önlüklerin çizgisi birbirini takip etmiyor. Neden? Çünkü çizgiler takip ederse kocaların öleceğine inanıyorlar. Düğünde 4-5 kıyafet değiştiriyor Çinliler. Ve düğünden sonra da kayınvalide, kayınpederinin önünde oturuyorlar, diz çöküyorlar, çay sunuyorlar. Neden çay sunuyorlar? Çünkü bu bir saygının belirtisi onlarda. Kayınvalide, kayınpeder de onlara hediye veriyor. Ayrıca çayın içine lotus tohumları ve kırmızı hurma atıyorlar. O neden? Çünkü lotus ve yıl kelimesi Çince'de kulağa yakın geliyor. Yani altın, altı gibi bizim. Tohum ve çocuk aynı şekilde hurma ve erken de yani erken yıllarda çocuğunuz olsun da sembolize eden bir uygulama aslında bu. Bebekler rahat uyusun, ağlamasın diye bileklerine rahipler bir bileklik, bir ip takıyorlar. Böylelikle çocuklar kötü rüya görmüyor. Gene de görürse gene de rahiplere götürüyorlar. Ve bu sefer de burunlarına siyah boya sürüyorlar çocukların. Ortada siyah burunlu böyle çocuklar dolaşıyor ve kabus görmüyor. Şimdi Çin'de, Tibet'te herkesin 4 ismi var. Yüksek mertebedeki rahiplerin ise 6 ismi var. Baba adı, köy adı, ardından da isimler geliyor ama soyadları yok. Tibet'te kadınlar 108 örgü yapıyorlar saçlarına. Ve sol ellerini boyamıyorlar çünkü sol ellerini oje sürüyorlar ama sağ ellerini boyamıyorlar, oje sürmüyorlar. Çünkü sağ eli yemek yerken kullanıyorlar. Neden 108? Çünkü 108 Budizmin kutsal sayısı. İnsanın 108 zaafı olduğunu düşünüyorlar. Nasıl hesaplıyorlar? 6 tane duyumuz var, yani daha doğrusu 5 duyumuz var. Altıncısı da bilinçli akıl. Buna karşı pozitif, negatif ya da nötr gibi 3 defa reaksiyon gösterebiliyorsunuz, 3 farklı çeşit. Çarparsanız 18 ediyor. Her duygu zevkle ilgili ya da ilgisiz olabiliyor. Çarpınca 36 ediyor. Her biri geçmiş, şimdi ya da gelecekle ilgili olabiliyor. Çarpınca da 108 ediyor. Ve Şintolarda da 108 kutsal sayı. Onlar da yılbaşına 108 defa çan çalıyorlar ki kötü ruhlar terk etsinler dünyayı diyerekten. Buda'nın ilk bazında 108 tane mürit olduğu söyleniyor. Budizmin 108 kitabı var ve tesbihleri de 108 boncuklu olaraktan çekiyorlar onlar. Myanmar'da ise insanlar yanmak istemiyor çünkü açık renk makbul. Hatta kremlerinde bile beyazlatıcı var. Yanmamak için de sandal ağacıyla suyu karıştırıyorlar. Bu karışma tanaka deniyor ve yüzlerine sürüyorlar. Bizim güneş kremi sürmemiz gibi. Burma'da ise Myanmar'da Paduan kabilesi hala uzun boyunlu kadınlar olarak geçiyor. Aslında boyunlar uzun değil fakat bu taktıkları şeyler çok ağır. O yüzden de bu kemikleri şurada kemikler aşağı doğru itiyor köprücük kemiklerini ve boyun daha uzunmuş gibi gözüküyor. Bunu neden yapmaya başlamışlar? Kabilenin erkekleri ava gidince kadınlar kalıyor tabii kabilede. Vahşi hayvan gelince ne yapar? İlk önce gırtlağa saldırır. Kadınları korumak için başlamışlar. Fakat tabii kadın kocasını aldatırsa bunları çıkarıyorlar. Artık boyun kendini destekleyemediği için kadın ölüyor. Nasıl uyuyorlar? O küçük resimde gördüğünüz gibi bir tuğlanın üstünde. Gençlerde saçı bozulmasın diye bu şekilde uyurmuş.
Bir müddet bu şeye geleneği ara veriyorlar. Yapmamaya başlıyorlar. Çünkü zor bir şey bu kadar ağırlığı taşımak boyunda. Fakat bakıyorlar ki turistler geliyor. Bahşiş karşılığında kadınlar resim çektiriyor. O yüzden geleneğe geri dönüyorlar. Bir başka gelenek de Myanmar'da Çinli kadınlar gene komşu kabilenin erkeklere kaçırmasın diye kızlar 12-13 yaşındayken yüzlerine böyle örümcek ağı gibi dövmeler yapılıyor. Yine Myanmar'da böyle lotus'a benzeyen bir bitki kadının ortadan kırıyor. Çekince içinden böyle lifler, ipsi lifler çıkıyor. O lifleri bir araya getiriyor 3-5 tanesini. Böyle eliyle hamur gibi yoğurduğu zaman ya da açtığı zaman onları diyeyim size ip oluyor. Arkasından da o gördüğünüz şalı yapıyorlar. Yani doğadan her şeyi elde edebiliyor insan. Yeter ki doğayı yok etmeyelim. Laos'ta ise damat eve giremesin diye gümüş bir kemerle kapıyorlar kapıyı. Nişanlandıktan sonra da Laoslu kadın ve erkek bir arada yaşamaya başlıyor. Bu hiç de garip karşılanmıyor nişandan sonra. Japonya'ya geldiğimizde ise kısa kollu kimonolar bekar anlamına geliyor kadının. Gençler arasında intihar sebebi ne biliyor musunuz? Designer meraklısı Japonlar. Hawaii'ye gittiğinizde görmüşsünüzdür. Giderseniz yerde göreceksiniz. Deli gibi alışveriş yapıyorlar. Hawaii'nin güzelliğinden ziyade mağazalarında zaman geçiriyor Japonlar. Bir designer manyaklığı var Japonya'da. Gençler de designer kıyafet alamayınca intihar ediyorlar. Bunu Japon arkadaşım anlattı bana. Şimdi en büyük erkek çocuk bütün mirası alıyor. Fakat ailesi yaşlandığında onlara bakmaktan da o sorumlu. Gençlere parazit bekarlar diyorlar. Eğer ailesiyle beraber hala yaşıyorsa. Neden? Çünkü beraber yaşıyorlar. Kira ödemiyorlar. Kira parasını da designer kıyafetlere ya da çantalara harcıyorlar. O sol köşede gördüğünüz kızca böyle bir kartun kıyafetleri, hani kartun karakteri kıyafetleri giyiyor. Hafta sonu büyük caddeler trafiğe kapanıyor. Herkes böyle sokaklarda dolaşıyor. Şimdi Japon geleneğinde gelenek ve uyum çok önemli. Oysa bunlar bir başkaldırı olarak böyle bir uyumsuz kıyafetlerle ortalıkta dolaşıyor gençler. Kenya'da ise Masai kabilesi var. Kızlar 14 yaşında, erkekler ise 18 yaşında en erken evlenebiliyor. Maalesef kadınları da sünnet uyguluyorlar. Nasıl kız tavlıyorlar? Zıplayarak. En yüksek yukarı zıplarsa o en güzel kızı tavlıyor. Geçenlerde yaz bir sunum dinledim. Ergenekon destanı ile ilgili. Kağanlar oturuyor ve Ergenekon'dan çıkarken işte hangimiz başına geçecek bu grubun diyerekten bir yarışma düzenliyorlar. Ve yarışmada da en yükseğe sıçrayan o halk grubunun kağanı oluyor ve böylelikle Ergenekon'dan çıkıyorlar. Etiyopya'da Hamer kabilesi var. Genelde yaşlı kocayla evleniyor genç kızlar. Böylelikle sürüyle ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Çünkü adam yaşlı. Dul yeniden evlenemiyor. Bir tür aforoz oluyor. Kadınlar saçlarını gördüğünüz gibi işte hayvan yağıyla böyle bir şekil veriyorlar. Ve sırtlarında da böyle enteresan dövmeler var. Mursi kabilesinde ise küçük yaşta kızın öndeki iki dişini çekiyorlar. Dudağı çeneye bağlayan kası kesiyorlar. Ve dudağda daha da büyük böyle sürekli genişleyen tabaklar takıyorlar. Böylelikle dudağı deforme edip daha güzel olduklarına inanıyorlar. Kulakları da aynı şekilde ve saçları da kazıyorlar. Böylelikle onlar için çok güzel oluyorlar. Etiyopya'da bu kadın bir muz ağacına benzer ama muz ağacı değil, muz ağacına benzer bir ağacın dallarını rendeliyor. Arkasından bir hamur yapıyor. Sonradan bu hamuru 3 ayla 2 yıl arasında muz yapraklarının altında bekletiyor ki fermente olsun. Bildiğiniz İsviçre peyniri gibi kokuyor bu fermente olduktan sonraki hali. Ve bunu 2 muz yaprağının arasında pişirip ekmek yapıyor. Yani 2 senede bir ekmek yapabiliyor Etiyopyalı kadın ağaçtan hem de. Şimdi Etiyopya'da bir seremoniye denk geldik. Önce dediler ki bir düğün seremonisi. Önden hayvanlarda gelinin başlık parası. Ve kızlar yürüyorlar. İşte bir müddet sonra tişörtlerini açmaya başladı kızlar. Erkekler geldi, yüzlerini boyadılar. Kızlar dans ediyor. Sonra baktık erkeklerin ellerinde böyle çalı çırpı,
kızılcık sopası gibi sopalar. Ardından kızlar adamların kollarını yapıştırdılar ve gözlerini kırpmadan bana vur, bana vur diyerek de adamları ajde ediyorlar. Adam indiriyor o kırbaç gibi elindeki kızılcık sopasını. Bir daha bir daha diye yeniden yapışıyorlar kollarına. Böylelikle de güçlerini kanıtlamış oluyorlar. Ve diyorlar ki ben bugün senin için acı çektim. Ve sen de yardıma ihtiyacım olduğunda bana yardım edeceksin. Fakat çok korkunç tabii böyle görünüşler ortaya çıkıyor. Bunun gözünüzün önünde olması da hakikaten çok irite edici bir şey. Yani bir yerlerde belki okuduğunuz, belki okumadığınız bile bir şeyin, vahşi bir şeyin gözünüzün önünde olması son derece rahatsız edici. Ardından o bizim başlık parası sandığımız hayvanları da boynuzlarından ve kuyruklarından çeke çeke sıraya diziyorlar. Ve Blue Çağı'nı bitirme seremonisi olduğu için de bu seremoni bir erkek çırılçıplak bu hayvanların üstünde yürüyor. Bu çocuğa ukuli deniyor ve çocuk bir defa hakkı var. Yani düşerse eğer bir dahaki festivale kadar beklemek zorunda evlenmek ve arazi sahibi olmak için. Üstünde gördüğünüz o ip parçası da çocukluğuyla arasındaki son bağ. Bunu başarılı bitirirse artık evlenebiliyor ve arazi sahibi olabiliyor. Lübnan'da ise evlenen kız gelin kocasının evine giderken annesinin evinden metal bir eşya çalıyor. Bu bir gelenek ve evde hamur yapıyor. Kocasının evinin kapısına yapıştırıyor ki hamur gibi bu evlilik birbirine yapışsın, ayrılmasın diyerekten. Süryaniler biliyorsunuz Mardin Midyat bölgesinde yaşıyorlar ülkemizde. Papaz da kız istiyorlar onlar da. Gelini damat önce günah çıkarıyor düğünden önce. Damadın vaftiz annesi gelini kiliseye getiriyor. Gelin başından buğday, pirinç, şeker, ceviz, incir dökülüyor. Ve gelin su kabağı kırıyor ayağıyla. Böylelikle bolluk, bereket getiriyor ailesine. İspanya'da da başka bir gelenek var. Çocukları böyle ufak çocukları diziyorlar sokaklara. Adamlar çocukların üstüne atlıyor. Bu Burgos şehrinin Castellar de Murcia kasabasında 1621'den beri yapılan bir gelenek. Amaç ne? Şeytanı kovmak. Bulgaristan'da ise damat adayı istemeye giderken evde şekerleme götürüyor. Damadın en az 3 kere istemesi gerekiyor. Düğün günü ise damat tarafı maya, kız tarafı da un getiriyor. Ve sabahleyin ekmek yapıyorlar düğün sabahında. Ekmek ne işe yarıyor dersiniz? O uzun ekmeği çekiştiriyorlar damatla gelin. Kimde büyük tarafı kalırsa evlilik boyunca onun sözü geçecek diye inanıyorlar. Antik Yunan'da ise kökünden sökülemez zeytin ağacından gelin yatağını yapıyorlar. Ki evlilik kökünden sökülemeyecek bir şekilde güçlü olsun diye. Halkidiki bölgesinde ise hala erkek çocuk doğduğunda ensesine bir şaplak atıyorlar ve diyorlar ki İstanbul'da simit sat. Ne demek bu? Başarılı bir iş adamı ol anlamına geliyor İstanbul'da simit sat demek. Zaten bu bölgede yaşayan insanlar da çoğunlukla mübadele zamanında Marmara Adası'ndan Halkidiki'ye geçmiş kişiler ve hala şarkılarında Marmara kelimesi duyuluyor. Avrupa'ya baktığımızda ise erkeklerin %68'i 34'üne kadar artık evde kalıyor. Kadınlar ise %52'si aileleriyle yaşıyor. 2010'da İtalya'da tartışılan yeni bir kanun vardı. 21 yaşını bitiren kız çocuğu ve erkek çocuğu artık anne babasıyla beraber oturmasın, kendi evlerine çıksın. Bunu kanunlaştırmaya düşünüyorlardı. Çünkü bazı olaylar olmuş İtalya'da. 8 senedir eğitimini bitiremeyen 32 yaşındaki kız, "Babam bana harçlık vermiyor," diye dava açmış babasına. 40 yaşında adam da anne babam boşandı, bana kim bakacak? 225 euro ayda nafaka isterim her birinden diye dava açıyor. Bunların karşılığında tabii böyle bir kanunu düşünmeleri gayet normal. Rusya'da ise istenmeyen çocukları sokağa bırakıyorlar. Artık çocuklar tabii Rusya'da çok soğuk olduğu için donarak ölmesin diye böyle kutular yapılmış. Kutuya bebeği koyuyorlar. 30 saniye içinde kapak kapandıktan sonra açma şansları var ama 31. saniyede artık kapak açılmıyor. Yani çocuğu bıraktıysan 31. saniyede bir daha geri dönüş yok. İşte içi ısıtmalı, havalandırmalı ve buradan hükümet gelip alıyor.
Titicaca Gölü biliyorsunuz Peru'da dünyanın en yüksek gölü. Burada da düğün 3 ile 8 gün arasında sürüyor. 3 gün boyunca diz üstünde meditasyon yapıyorlar ama neyin üstünde? Bir postun üstünde. Herkes eğlenirken onlar meditasyon yapmak zorunda. Fakat bu koyun postu da temizlenmediği için üstündeki keneler bu üstünde oturan gelinle damadı ısırabiliyor ama onların oynamaması, meditasyon yapması gerekiyor. Gelin adayı uzun siyah saçları var biliyorsunuz Peruların. Saçlarıyla alpaka tüyünü karıştırıyor ve bir kocası için bir kuşak yapıyor. Böylelikle de kocasının böbrek prostatını koruyacağını düşünüyor. Evlenmeden önce 2 yılda beraber yaşıyor kadın erkek. Böylelikle de evlenip evlenmeyeceklerine karar veriyorlar. Bolivya'da ise kıyafetler ilginç. Mestiza, İspanyollarla yerlilerin karışımından oluşan halka verilen isim. Zengin mestiza hanımları 16. ve 17. yüzyılda sosyal statü sembolü göstergesi olarak 4 kat etek giymeye başlıyor. Çok zenginler ya 4 etekleri var. Başlarına da şapka takıyorlar. Şapkaları düzse evli ama yok şeyse açılıysa bekar anlamına geliyor. Şimdi normalde siyah şapka takıyorlar ama bir sefer Avrupa'dan gelen şapkaların hepsi kahverengiymiş. Yanlış renk gelmiş şapka ama satıcı çok akıllı olduğu için bu Avrupa'da yeni moda diyerekten onları işte kandırmış. Hiç peki düşündünüz mü? Frida Kahlo'nun neden kaşları böyle tek kaş gibidir? Bir taraftan öbür tarafına uzanır, ortasını almaz. Neden acaba? Çünkü yerli halkı Güney Amerika'nın pardon, köse. Halbuki İspanyollar saçlı sakallı. İspanyol soyundan gelmekte bir aristokrasi, bir soyluluk göstergesi olduğu için madem kaşlarım var, almam soyluluğumda. Herkese gösteririm böylelikle diyor Frida Kahlo. Surinam, Güney Amerika'nın kuzeyinde ufak bir ülke. Bir eski Hollanda sömürgesi. Başkenti de Paramaribo. 1880'de köleliğe son veriyorlar ve bir kanun çıkarıyorlar. Diyorlar ki siyah Afrikalı kadınlar çıplak dolaşamaz. Onlar da kendilerine bir geleneksel kıyafet oluşturmaya karar veriyor. Alt sınıf Afrikalı kadın kotomisi denen bu resimde gördüğünüz kıyafeti giyiyor. Nedir bu kıyafet? 3 tane eşarp taşıyorlar ellerinde. Avrupalı kadın o günlerde kıyafetlerini hani popolarında böyle görmüşsünüzdür filmlerde abartılı bir çıkışı vardır kıyafetlerde kadınlarda. Zaten Güney Amerika'nın kadınların popoları çıkık olduğu için bu çıkıntıyı onlar bellerine koyuyorlar. Arkada sallanan 2 kurdele bekar anlamına geliyor. O gördüğünüz böyle okla gösterdiğim çiçek gibi gözüken şeyler de tellere dizilmiş makaronlar aslında. Çiçek yapıyorlar öyle evde. Şimdi şapkaları yapıyorlar kolalayıp eşarpları, mendilleri. Bunlara da enteresan isimler veriyorlar. Genelde işte o toplumdaki en önemli insanlar, kadınlar bu isimleri veriyor. Mesela bu isimlerden bir tanesi kadınla erkek, pardon, kediyle köpek aynı kaptan yedi. Ne anlamı geliyor? Adamın bir karısı bir de metresi var. Adam hastalanınca kadın ve metresi beraber bakıyorlar. Böylelikle kediyle köpek aynı kaptan yedi şapkası moda oluyor. Ülkeye ilk araba geldiğinde şapkaları arabanın tamponu gibi yapıyorlar. Bu şapkalar yalnız o kadar değerli ki paraya ihtiyaç olduğunda dükkanlara götürüp rehin bırakıyorlar. Karşılığında para alıyorlar. Yine Güney Amerika'da Guyana diye bir eski İngiliz sömürgesi bir ülke var. Burada da gene Güney Amerika'nın kuzeyinde bu ülke. Şimdi yukarıdan aşağı inen o hasırın içine zehirli bir kök koyuyorlar. Kadın o şeyin üstünde tahterevalli gibi şeyin üstünde oturuyor. Oturup kalktıkça ne oluyor? Tabii yukarıda sabit olduğu için o hasır sıkıştırılıyor. Sıkıştırılınca da içindeki kök sıkışıyor. Kök sıkışınca da içindeki zehir çıkıyor. Ve bunlar da zehirsiz kökü yiyorlar. León Nicaragua'da ise bir festival var. Giants Festivali bu. Bu festivalde de yani biliyorsunuz işte İspanyollar geldiğinde yerli kadınlarla beraber olmuş. Hani bunu hiç kimse yadırgamamış. Ama İspanyol bir kadının yerli bir adamla beraber olmasını herkes yadırgamış. Onlar da diyorlar ki neden yadırganacak bir şey? Biz en iyisi bir festival yapalım. Ve bunu halka normal bir şey olduğunu anlatalım. Boston'da yaşamış 19 yaşında da 1829'da Çin'e
amcasıyla ve yengesiyle beraber gitmiş bir Lady Harriet Law var. Boston'a gittiğimde onun dairesi olan bir biyografisi olan bir kitabı aldım. 5 sene günlük tutmuş bu hanım. 1800'lerde sadece 13 tane Amerikalı tüccarın Çin'de ticaret yapmasına izin veriliyormuş. Ve Çin'den Boston'a porselen gidiyormuş. Oradan da işte çay gidiyor, geliyormuş. Karşılıklı bir ticaret yapılıyormuş. Ticaret bölgesine kadının girmesi yasakmış. Bu kızcağız da yengesiyle beraber kıyafet değiştirip bu ticaret bölgesine giymiş, girmiş ve yakalanmışlar. Neredeyse ticaret anlaşmaları feshediliyormuş. Neyse ki Çinler son anda kabul etmişler devam etmesine ticaret anlaşmasının. Kız kitabında diyor ki Türk stili bacak bacak üstüne atıyordu Çinliler diye yazmış. Enteresan geldi bana 1800'lerde böyle bir şey yazması Çin hakkında. Yine Boston'da belki ziyaret etmişsinizdir. Isabella Stewart Gardner Müzesi var. Beni çok etkiledi. 1867'de 2 yaşındaki oğlunu kaybedince kocasının ilk Avrupa seyahatine gidiyor. Arkasından Mısır, Orta Doğu ve Asya'yı geziyor bu hanım. Venedik'te de Palazzo Barbaro'da kalıyor. Ve bu sarayı çok beğeniyor. Ardından geliyor Boston'da bunun benzerini yapıyor ve bugün de müze. 1891'de babası ölünce bir miras kalıyor 2 milyon civarında. İlk alışverişi de Paris'ten Vermeer'in konser tablosu. 1898'de eşi ölünce müze inşaatına başlıyor ve 1903'te de müzeye açılıyor. 20 senede 2500 sanat eseri alıyor bu hanım. 1990'da polis kılığına girmiş birkaç kişi 13 sanat eserini çalıyor. Bunlardan bir tanesi de o ilk alınan Vermeer'in The Concert ve Rembrandt'ın tek deniz manzarası olan tablosu. Hala bulana 10 milyon dolar ödül vaat ediliyor müzeden. Küba'da da 15 yaşına giren genç kız gelinlik gibi bir kıyafet giyiyor. Hani bizde gelin alayı nasıl olursa Küba sokaklarında bu şekilde dolaşıyor. İşte arkasından bir parti veriliyor. Genç kızla girdi diyerekten. Evet, gezerken konu dostlar edindim sizler gibi. Bu da Uygur'da Türkçesi. Bilmiyorum sunum Yahşi Bol değil mi? Herkese heyri hoş veya Hüda'ya emanet diyorum. Zübeyde Hanım'a da sonsuz saygılarımla diyerekten sunumu burada bitiriyorum. Teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz Nefare'cim. Çok sağ ol. Her zaman diğer gibi. Ben teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Yok. Sorusu olan ya da gittikler hakkında Açıldı galiba. isteyen varsa. Nasıl açacağım bunun şeyini Timur? Açmış gibi. Herkesi unmute ettim. Konuşabilirsiniz. Kendiniz eğer mute ettiyseniz hala mute olabilirsiniz ama sorularınızı bekliyoruz Mehpare Hanım'a. Bu arada teşekkürler. Çok güzel bir sunum oldu. Rica ederim. Ben teşekkür bir ederim. Bir yerde yeşil altından bahsettin. Yeşil altın. Uygur'da. Uygur Şincan bölgesinde bir takım yeşil altın, bir takım kırmızı altın, bir takım da beyaz altın geline hediye olaraktan verilmek zorunda. Damat ailesi tarafından. Yeşil altını hiç duymamıştım da dedim nasıl yani. Öyle mi? Yeşil altın şey içinde oluyor galiba. Bakır olursa kırmızı oluyor, gümüş olursa yeşil altın oluyor bildiğim. Yani şey tabii pure altın değil o zaman Evet, karışık. evet. Zaten pür olunca çok yumuşak oluyor ya. O yüzden hani 18 karat falan deniyor böyle işte 22 deniyor falan. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa Hititler konusunda, dünyadaki gelenekler konusunda. Bu kaynakların neydi Hititlerle ilgili? Kaynaklarım Sedat Alp'in kitapları vardı. Bir de bu Ordinalius Profesör bakayım göremedim şimdi şeyimi. Adını hatırlayamadım ama yollarım size. Ahmet Ünal mı? Alo. Yok değil. Aslında bir dakika. Kaynakçam var. Çok pardon. Görebiliyor mu herkes kaynakçayı? Ekrem Akurgal. Ha. Bir de Hitit Üniversitesi'nden, Çorum Üniversitesi'nden bir doçent Doktor Özlem Sirgavaz'ın sunumuna gitmiştim.
Çok enteresandı gerçekten. Hititlerin gelenekleri hala Türkiye'de nasıl devam ediyor? Mesela Muska aynı diyor ki hani Hititler'de vardı, devam ediyor. Hititler'de sirk varmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani milattan önce 2000'lerde ve bir friz gösterdi bu doçent hanım. Frizde dedi ki ne görüyorsunuz? Dedi ki hani bir adam böyle borazan gibi bir şey çalıyor herhalde, şöyle tutmuş. Ondan sonra birisi de hiçbir yere dayanmayan bir merdivene tırmanıyor gibi gözüküyor frizde. Arkasından Çin sirkini gösterdi. Çin sirkinde de hiçbir yere dayanmayan merdivene akrobatlar çıkıyor. Ve biz borazan çalıyor sandığımız şey de aslında kılıç yutan insanlarmış. Ve Hititler'de, tabletlerde diyormuş ki alkışlamak için de tutulan elemanlar var sirke. Yani böyle bir eğlence anlayışı varmış Hititlerin. Oldukça ileri bir medeniyetmiş. Yani onlar önemli. Nasıl? Yani onları biraz yoruma bağlı. Herkes aynı fikirde değil onlarda. Bilemiyorum yani. Ama ben. Öyle, yani işte öyle frizler var tabii o şekilde açıklanan. Alaca büyükte. Peki, teşekkür ederim. Daha fazla zamanınızı almayayım. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz Mehpare Hanım. Teşekkür ederiz. Sağ çok güzeldi. Harikaydı canım. Her zamanki gibi çok teşekkürler. Garo da söylüyordu burada. Sayenizde dünya turu yaptı. Garo'nun yeni şeylerini bekliyoruz inşallah. Erdem, başından evet. Beri kaydı oldu mu bu? Evet, kaydını aldım. Ben tekrar teşekkür ediyorum Mehpare Hanım'a. Sırası gelmişken haber verelim. Garo Bey tekrar bir sunumla bizden beraber olacak 2 hafta içinde. Duyurusunu bugün içinde yapacağız umarım. İnşallah orada da beraber olacağız. Hepinize iyi bayramlar diliyorum tekrar. Görüşmek üzere. Bayramlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok teşekkürler herkese. İyi bayramlar. Herkese iyi.